Merhaba gençler, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Arı Yayınları Atölyem kitabında değerlendirme testi 95'in sorularıyla dersimize devam ediyoruz. Gençler, ilk sorumuza dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur, videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet sevgili arkadaşlar, hazırsak ilk sorumuza dersimize başlayalım. Yanda açılım verilen kare prizmanın açılımı kapalı hale getirildiğinde aşağıdaki sayılardan hangisi üst üste gelmez diye sormuş. Gençler dikkat edersek kare prizmamızın tabanları, şu iki taban gençler. Biz bunları kapattığımız zaman sevgili gençler şuradan bu 2 ile 3 arasındaki mesafe ile 2 ile 1 arasındaki mesafe eşittir gençler. Yani burada 1 ile 3 üst üste gelir gençler. Aynı şekilde sevgili gençler bakın 1 ile 3 üst üste gelir dedik. Aynı şekilde bakın 5'ten hem sağ tarafı hem doğru yukarı doğru çıkarsam gördüğünüz gibi 4 ile 6 burada kapattığımız zaman üst üste gelir. Gençler şöyle düşünelim. Dikkat edersek 10 ile 11 gençler burada yan yanadır. Bunlar üst üste gelmezler. Gelmezler diyoruz. Gençler buradan 12 ile bakın burada 10 gençler. 11'den doğru bir birim doğru bir birim aşağı doğru çiziyorum. 12 ile 10 üst üste gelir. 12'nin yanında gençler 13 var. O halde 10'un yanındaki 9'da da 13 üst üste gelir. 9'da 13 üst üste geldi. 4 ile 6, 1 ile 3 üst üste geldi. Ama 10 ile 11 yan yana olduğu için üst üste gelmezler diyorum. Ve denizi seçeneğini işaretliyorum. Evet devam edelim gençler. Bir sonraki sorumuza geçelim. İkinci sorumuzda yukarı yandaki noktalı kağıtta verilen şekiller birleştirilerek dikdörtgenler prizması oluşturulacaktır. Buna göre hangi şekiller açıkta kalır diye soruyor. Gençler burada birim uzunlarını sayacak olursak şöyle düşünebilirim arkadaşlar. Bakın ben buradayım. Bir dikdörtgenler prizması elde ettiğimizi şöyle düşünelim. Biraz daha aşağıya çizeyim gençler. Bunları birleştirelim arkadaşlar ve dikdörtgenler prizmasını oluşturalım. Sevgili gençler, dikdörtgenler prizmasında karşılıklı iki tane dikdörtgenin eşit olması gerekiyor. O halde öncelikle A'dan başlarsa bakın bu 2 birime 1, 2, 3, evet 1, 2, 3, 4, 5 birim. O halde 2'ye 5'lik gençler bakın 2'ye 3, 4, 5. Hadi A ile H gençler örneğin karşılıklı gelsin. A buraya gelsin, H de buraya gelsin gençler. Daha sonra devam edecek olursak şöyle B'ye bakıyorum gençler. 1, 2, 3, 4, 5'e 1 birim. E de gençler 5'e 1 birim. Evet, B ile E gençler karşılıklı olacaklar. Buraya B, buraya E gelsin. Evet gençler. Devam edecek olursak mesela F ile G de gençler 1'e 2'lik. Bunlara karşılık gelmek zorunda. Bunların birisi gençler üst tabana gelsin. Diğeri de alt tabana gelmiş olsun. Gördüğünüz gibi bunların hepsi karşılıklı gelirler. Gördüğümüz gibi gençler C ve D açıkta kalır diyoruz. C ve D yanıtını evet denizli seçeneğinde işaretliyoruz. Devam edelim ve bir sonraki sorumuza geçelim. Aşağıda açılımları verilen prizma hangisinin köşe sayısı en fazladır diyor. Hemen şöyle bir kare prizma çizdiğimizi düşünelim. Ve köşe sayısıyla aslında köşe sayısıyla tabandaki gençler şeklimizin kenar sayısı arasında bir ilişki var. Bakın bunu şöyle görelim. Gençler bakın burada köşelerimizi gösterecek olursak şöyle farklı bir kalemle göstereyim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Taban gençler eğer dörtgense köşe sayısı 2 katı gençler 8'dir. O halde bakın burada ise tabanımız küp olduğu için karedir. O halde burada 4 çarpı 2'den 8 tane köşesi var. Yani 4 tane altta 4 tane üst tabanda köşe olur gençler. B'ye geldiğimiz zaman 1, 3, 4, 5, 6 gen olduğu için 6 çarpı 2'den 12 tane köşe var. Gençler C'de dörtgenimiz var. Dikdörtgen var. Taban 4 olduğu için 4 çarpı 2'den 8 tane köşegen var. D'de de beşgen olduğu için 5 çarpı 2 10 tane köşegen var.
Gördüğünüz gibi gençler en fazla köşegen seçeneğinde yer alır diyoruz. B seçeneğini doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Dördüncü soruyla devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi kare prizmaya ait değildir diye soruyor gençler. Kare prizmada alt ve üst tabanlarımızın kare olması gerekiyor. Gençler A seçeneğinde alt ve üst tabanlar kare. Yanlar dikdörtgen bu bir kare prizmadır. Gençler C'ye bakarsam, bakın burada iki tane karemiz var. Diğerleri dikdörtgen gençler. Evet bu bir kare prizmadır. D'de de gençler kapattığımız zaman bunlar alt ve üst tabanlar. Kare prizmadır. Ama D'de gençler her birisi dikdörtgen olduğu için bu dikdörtgenler prizmasıdır. Hadi boru seçeneği de sorumuzun doğru yanıtıdır. Devam edelim. Yanda açılımları verilen geometrik cisimlerin yüz sayıların büyükten küçüğe sıralanışını istiyor. Gerçi yine yüz sayılarıyla ilgili şöyle bir kuralımızı gösterelim. Yine bir kare prizma çizdiğimizi düşünelim. Kare prizmada gençler bakın alt ve üst tabanda iki tane yüz var. Dört tane de yanda var gençler. O halde 4 artı 2 tane toplam 6 tane var. O halde şeklimizin tabanı eğer kare ise yani 4 tane kenarı varsa 2 tane daha ekleyeceğim gençler. Toplam yüz sayısını artı 2 olarak düşüneceğiz. Şimdi birinci şeklimiz gençler altıgen. Altıgenin 6 tane yüzü. 2 tane de alt ve üst yüzü var gençler. O halde toplamda 8 yüzü var. B'de gençler yani ikinci öncülde beşgenimiz var. 5 artı 2'den 7 tane yüz var. İşte bakın kare dörtgendir. 4 tane kenarı var. Hadi 4 artı 2'den 6 tane yüz var. Küpte de gerçi yine alt ve üst tabanı 4 olduğu için alt ve üst tabanı 4'e eklersek 6 tane yüz var diyoruz. Gördüğünüz gibi gençler 8 yani 1 numara en fazladır. Daha sonra 2 numara 3 ve 4 de gençler birbirine eşittir. Burada 1, 2, evet 3 ve 4 birbirine eşit olacak diyoruz. 2, 3 ve 4 eşittir. Evet bunu da şöyle A seçeneğinde görmüş olalım. Bir sonraki soruyla devam edelim. Evet aşağıdakilerden hangisinde verilen çokgenler bir üçgen prizma oluşturmaz diye soruyor. Gerçi üçgen prizmada yandaki dikdörtgenlerin gençler birer kenarı mutlaka eşit olması gerekiyor. Şöyle baktığımız zaman gençler bakın şurası 2 birim. 2 birim, 2 birim. Yani yükseklikler eşit gençler. Buraya baktığımız zaman 3'e 4 ve 5. Evet gençler bakın şu 3 birim, bu 4, bu 5 birim. Evet bunlar üçgenlerin gençler yan yüzeyleriyle birleşir. Yükseklikler de eşittir. Bu bir üçgen prizma oluşturur. Evet gençler. Buraya baktığımız zaman evet yüksekliklerin 3 olduğunu görüyorum. Diğer kenarlar 4, 5 ve 6 olacak. 4, 5 ve 6. Evet bu da bir üçgen prizma oluşturur. Evet C'ye geldiğimiz zaman gençler bakın yükseklikler zaten eşit. Bu kenarımız gençler izometrik kağıtta 3 birim. Bunlar da 3'er birim. Buralar 3'er birim olduğu için. Şu kenarlar üçgenin kenarları çakışacak. Yükseklikler de birbirine eşittir. Bu da bir üçgen prizma oluşturur. Denizli'ye geldiğimiz zaman gençler bakın. Şöyle görelim arkadaşlar. 5, 6 ve 7 olacak. 5 var, 6 var, 7 var. Üçgenlerin gençler kenarlarıyla örtüşmesi gerekiyor. Ve yükseklikler 4, 4 ve 6. Bakın burada 6 olduğu için bunlar yan yüz oluşturmaz deriz. Bunu da Denizli seçeneğinde işaretleriz. Ve bir sonraki sorumuza geçelim. Ayrıt uzunlukları santimetre cinsinden verilen üçgen prizma ve açınımına göre bölgenin alanını istiyor. Üçgen olduğu için bakın 5, 12 ise bu kenarımız 13 birim. Hipotenüs burası gençler. Burası 13 ise bakın bu kenar gençler burayla örtüşecek. Burası 13'tür. Yükseklik 20 idi. İçin 13 ile 20'yi çarparsak 60 santimetre kare yanıtını evet gençler seçeneğinde işaretlemiş oluruz. Bir sonraki soruyla devam edelim. Yukarıda kapalı hali ve açılımı verilen dik üçgen prizmaya göre x artı y eksi z kaçtır diye sordum. İşte bakın buradaki hipotenüsümüz 10 birim olduğu için burası dik üçgenin karesi x'in değeri 10'dur.
Gençler buraya eşitse G'de gördüğünüz gibi 10'dur. Gençler 6, 8, 10 üçgenimiz var. Olsa gençler 8 gençler Z'nin yanına gelecek. Yani Z'nin değeri 8 olması gerekiyor. Hadi 10 eksi 8'den 20 eksi 8'in değeri 12 santimetredir diyorum. Ve 12 yanıtını A seçeneğinde işaretliyorum. Devam edelim. 9. sorumuza geçelim. Yanda açının verilen küp aldığında aşağıdaki yüzlerden hangisi paralel olmaz diye soruyor gençler. Sevgili gençler bakın burada A ile F kapatıldığında paralel'dir. A ile ve F paralel'dir. Gençler B ile C paralel olması için gençler ortak kenar ve köşesi olmaması gerekiyor. B ile C paralel'dir. Pardon B ile D paralel'dir. C ile de E paralel'dir gençler. E, A ile E paralel olmazlar. Bunlar yan yana gelirler diyoruz. Ceyhan seçeneği doğru yanıt olur dedik. Yandaki noktalı zeminde verilen dikdörtgenler bir kare prizmanın yan yüzeyini oluşturacağına göre hangi şekil kullanılmaz diye sormuş. Şimdi gerçekten kenar uzunluklarını yazacak olursak bakın burası 2'ye 4 birim. 2'ye 3, 2'ye 3, evet 2'ye 3 ve 2'ye 3. Gençler gördüğünüz gibi 2'ye 3'lüklerimiz var. 2'ye 4'ü gençler hiçbir şekilde kullanamam. 2 birim gençler eğer uzunluk olursa, daha doğrusu yükseklik olabilir veya 3 birim yükseklik olabilir gençler. Yani ben burada 2, 3, 4 ve 5'i kullanırım ama 1'i kullanmayız gençler. Hiçbir şekilde kullanmayız deriz ve A seçeneğini işaretleriz. Evet, yanda verilen dikdörtgenler prizmasının ayrı uzunlukları toplamı 48 cm olduğuna göre turuncu renkli gösterilen ayrıt uzunlukları toplamı istiyor. Dikdörtgenler prizmasında her bir ayrıttan gençler 4'er tane var. Bakın buradaki yüksekliğimizden gençler 4 tane var. Buradaki uzunluğumuz gençler şundan gördüğünüz gibi 4 tane var. Aynı şekilde sevgili arkadaşlar. Yeşilden yani kısa olan yataydan da 4 tane var. Hadi her birinden 4 tane varsa dikkat edersek bizden 3 tanesinin toplamını yani her birinin birer tanesinin toplamını istiyor. O halde 48'i 4'e bölersem 12 santimetre olur. 3'ünün toplamı diyoruz. Ve 12 yanıtını doğru seçeneğinde işaretleyeceğiz gençler. Doğru seçeneğini doğru yanıt olarak işaretleriz. Devam edelim ve bir sonraki sorumuza geçelim. Evet, yanda açınımı verilen küp kapatıldığında dış görünümü aşağıdakilerden hangisi olamaz diye sormuş. Sevgili gençler bakın ben burayı kapattığım zaman yeşille yan yana gelmesi gerekir bunların. Bunlar ikisi yan yana gelecek. Gördüğünüz gibi bunlar yan yana geldi. A seçeneği olabilir. Gençler bakın burada mavi ok sol tarafı gösteriyor. Dersek gençler bakın bu mavi okla buradaki okumuz aynı yönü göstermesi gerekir. Bunlar yan yana gelir gençler kapatıldığında B'de görünebilir. Denizli'ye baktığımız zaman gençler mavi okla buradaki yeşil gençler evet bakın yan yana gelmesi gerekir. İkisi yan yana gelir. Denizli olabilir. Ama sevgili gençler mavi ok bakın burayı gösterirken gençler ne olması gerekiyor? Mavi okun sağ tarafında yeşil olması gerekiyor. Burada baktığımız zaman sol tarafında yeşil var. Hadi C şıkkı kapalı halinde değildir. Sağ tarafında olması gerekir. Okun yönüne göre baktığımızda sağ tarafta olması gerektiği için sol tarafında yer alıyor gençler. Bundan dolayı Ceyhan seçeneği dış görünüm olamaz deriz. Yanda verilen kare prizmanın yan yüzlere etrafında bir tur yeşil ip sarılıyor. İpin uzunluğu 40 cm olduğuna göre kare prizmanın taban alanı kaç santimetre karedir gençler? Burada yan yüzlere sarıldığı için gençler bunlar birbirine eşittir. Ben 40'ı 4'e bölersem evet bir kenarın bir taban ayrıtının 10 cm olduğunu görüyorum. Hadi taban alanı için 10 çarpı 10'dan 100 santimetre kare yanıtını veririz gençler. 100 santimetre kareye C seçeneğinde yer alır diyoruz. Evet sevgili gençler. Bu soruyla da dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.